Selamlar saygılar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte bir donmuş ok alacağız. Ekipmanlarımıza seviye vereceğiz ve capcanlı saldırılarımız olacak. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız arkadaşlar. BG06 hesabımızdayız. BG06 hesabında muhteşem bir cevher biriktirdim ve sizlere şunu sormak istiyorum. Dev eldiven mi, donmuş ok mu? Lütfen yorumlarda fikrinizi belirtiniz. Benim için önemli. Geçen canlı yayında bunun bir anketini oluşturduk, bir görüştük, konuştuk arkadaşlar. Keyifli vakitler geçirmiştik. Belki canlı yayını görmemişsiniz. O yüzden lütfen aşağıya yorum olarak belirtiniz, bir münazara yapalım, tamam mı? Şimdi dostlar, evet videomuza geçecek olursak etkinlikle bu hesabımda henüz donmuş oku almadım. Sizleri beklemiştim ve donmuş oku sizlerle birlikte alacağız. Yanlış yere girdik, hemen şu bölüme girelim. Evet, elimde tam tamına 3100 var. Daha bonusları burada almadım, anca etkinliği bitirebildim. Donmuş okun alımını 3100 karşılığında yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ekipman bölümüne gelelim. Donmuş okumuz açıldı. Burada baya bir cevherimiz var. Mavi cevherden yaklaşık 40.000 var. Mor cevherden 1803 var. Yıldız cevherden de 178 var. Şimdi dev eldiven ve donmuş ok bildiğiniz üzere efsanevi ekipmanlar ve herkes bunlara yüklenmeye başladı. Dev eldiven almayanlar olmuştu. Daha oyuna tüccara gelmedi arkadaşlar. Beklemeye devam edeceksiniz mecburen. Dev eldiveni olmayanlar da tabii ki yorum belirtirken gördüğü saldırılar üzerinden fikrini belirtebilir. Şimdi dostlar benim düşüncem şudur. Kraliçede hemen donmuş okumuzu alıyoruz. Buradaki küçük okçuların yerine koyuyoruz. Benim için bu şekilde bir kombinasyon güzeldir. Tabii ki herkes ordusuna göre şekillendirebileceği bir şekilde yükseltmeler yapıyor. Açıkçası burada koruyucuda şu an kullanacağım süper okçulu orman minicisi kombinasyonu yapacağız bugün. Burada aslına bakarsanız şifa büyük kitabı etkili. Ama bizim birinci seviye olduğu için bundan yararlanmayacağız. Öfke taşıyla birlikte kullanacağız. Şimdi arkadaşlar elimizdeki cevherleri yükseltirken hızlıca donmuş oku dev eldivenin bir seviyesine getirelim. Elimizdeki mavi cevherlerden ve gerektiği yerde mor cevherlerden kullanarak yükseltmelerimi başlatıyorum. An itibariyle şu an 5. seviyeye getirdik. Hemen devam edecek olursak 6. seviye, 7. seviye, 8. seviye, 9. seviye, daha sonrasında 10. seviye ve 11. seviye kadar getirdik. Elimizde daha bir sürü cevherimiz var. Yükseltmeye devam ediyorum. Şöyle 14'e kadar getirdim. Gördüğünüz gibi, develdi ben de 14, donmuş ok da 14. seviyeye ulaştı. Aslına bakarsanız ikisini de karşılaştıracak olursak tabii ki kraliçe yürüyüşünde donmuş ok muhteşem bir iş yapıyor. Ve donmuş okun maksimum seviyesi zaten durdurulamayacak kadar güçlü diyebiliriz. Gerçekten muhteşem bir etkisi var ama maksimum olmadığı takdirde yine etkili ama maksimum kadar etkili olmuyor. Dev eldivene geçecek olursak Barbar Kral'ın önden tanklaması gerçekten neredeyse ölümsüzlük yaratabilecek potansiyelde. Ve bir de anka kullanıldığında mesela özellikle mükemmel iş yapıyor. Ben şu an için kazıcı değerlendiriyorum. Tabi ankayı da değerlendirdiğim oluyor arkadaşlar. Ama dev eldiven gerçekten bana sorarsanız kendi fikrimdir. Dev eldiven vs donmuş ok dediğinizde ben Develdiven tercih eden taraftayım. Ön taraftan Barbar Kral'ın hem alan hasarı vurması, hem can yenilemesi, hem muhteşem güçlenmesi, canının inme işi, önden tanklama açısından benim için muhteşem bir potansiyel. O yüzden Develdiven'e birazcık seviye vermek istiyorum. Bu doğrultuda 15. seviyeye getirdim. 16 yaptım. Şöyle 17'ye getirdim. 18 için mermimiz bitmiş durumda. 17. seviyeye kadar getirdik. Şu mor cevher gerçekten biriktirmesi zor ve en çok kitlenen nokta da orası abicim. Bu doğrultuda donmuş oka döneyim dedim. bunu yükseltmesini yapayım dedim. Ama elimde cevher kalmadığı için bunun yükseltmesini şu an yapamıyorum. Baktığınız etapta yaklaşık 15.000 mavi cevherimiz var. Ama mor cevher bir yerde tıkandı. Bak şuradaki seviyeyi atlatsam arkadaşlar önümüzdeki 2 3 seviyede sadece mavi cevher istiyor ama 600 yok gördüğünüz gibi. Bunu ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Mesela arkadaşlar taktiğim şudur. Bakın buradaki bonus yolundan şimdi bir tane aldım. Daha buradan gelecek 1430 madalya var. Yani ben buradaki bonus yolundan gelen madalyaları eğer yaptığım savaşlar sonrasında aldığımda ihtiyacım olan ışıltılı cevheri yani mor cevheri buradan madalyayla almayı planlıyorum. Ve buradan mor olan cevherden alım yapabilirsek bizim galiba 483 vardı. Eksik kalan toplamda 600 lazım bize. Eksik kalanını buradan toparlayabilirsek arkadaşlar yükseltmelerimiz video sonunda devam edecektir. Evet şimdi gelelim tabi buradan bonus yolundan madalya alabilmemiz gerekiyor. Kombinasyonumuza gelecek olursak süper barbarlı, orman minicili, şifacılı, çırak müdürlü, süper okçulu bir kombinasyonumuz var. Bu kombinasyonu kullanırken işinizi garantiye almak istiyorsanız klan kalesindeki 4 tane süper okçudan bir tanesini silip Goblin alabilirsiniz. D bombaları vesaireyi tanklamak için. Ama ben bugün birazcık riske gireceğim. Bu risk doğrultusunda genellikle bitişik binaların arasında zeplenimi indirmeyi düşünüyorum. Ve inşallah da başarılı olurum diyebiliriz. Efsane ligindeki ilk savaşımız buyurun başlasın. Gelen düzenimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu düzene nereden saldırı yapabiliriz? Köyün en tersinden saldırı yapmamıza çok da gerek yok. Baktığınızda hayvan barınağının oradan bir giriş yapıp şu havan okçu kulesi iksir deposunun olduğu etapta bence indirsek yeterli olur. Tabi merkezden bir monolit alamayız ama sol taraftan saldırı yaparsak belediye binasını almadan x-ray'i kartal topu o alanda güzel. O alanda kötü demiyorum. Hatta bu ürün gelin birazcık riskli olsun arkadaşlar. Buradaki değer sanki daha güzel olabilir. Belediyenin oradaki görünmezlik kulesini bir ihtimal problem yaratmayacağını düşünerek bu taraftan saldırdım. Şimdi bir titan geliyor karşımıza. Buradaki titan evet şöyle dış tarafa çekmemiz gerekiyor. Bir adet süper barbar attım. Burada da dikkatli olmanız lazım. Titan bir anda eritebilir. Görünmezlikleri kaçırmadan ilerleyişim devam ediyor şu rakip kraliçenin de alınmasını istiyorum biraz daha geriye gönderdim tekli cehennem kulesinde almak istiyorum yani baktığınızda mükemmel bir değer almadık beklediğimden birazcık daha kötü almış olduk şimdi savaşımızı başlatacak olursak şöyle Belediye binasına doğru bir ilerleyişimiz olsun. Buyurun. Hemen kraliçemize şifacılarımızı bıraktık. Bir adet titanımı gönderiyorum. Üst tarafa askerlerimin kaymaması için de süper barbarlarımı göndererek devam ediyorum. Görmüş olduğumuz etapta şöyle alt tarafları hemen süper barbarlarla temizlemeye devam ederken orman binicilerimiz, barbar kralımız, koruyucumuz, müdürümüz ve bir adet süper duvar kırıcımız da bu alandan geldikten sonra bir tane de balon attım. Şöyle buradaki topu almak için bir süper barbar desteğinde bulundum. Ordumuz ilerleyişini sürdürürken arkadan iki tane kelle avcısı bıraktım arkadaşlar. Hatta üçüncüyü de gönderdim. Birazdan bir koruyucu özelliği basabiliriz. Biraz daha belediye binasının yakın etabına ilerlemek istiyordum ama monolitin olduğu etapta sıkıntılı. Biz şurada bir koruyucu özelliğini basalım. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel bir ilerleyişimiz var. Barbar Kral'ın özelliğini basıyorum. Monolit tarafında sıkıntı yaşamamak için. Tekli Cehennem Kulesi'ni şimdi atlattık. Sol taraftan bir kraliyet şampiyonu gönderdim. Belediye binası şimdi görünmez oldu. Barbar Kral'ımız duvarı kırmayı başardı. Ve bu alandan belediyeyi almaya yakın şöyle bir dondurma atıyorum. Kraliyet de sol taraftan ilerlerken şöyle arka taraftan süper barbar ve daha sonrasında da okçumu gönderdim. Barbar Kral, Kraliçe ve Kraliyet güzel bir noktada şifacılarımız birazcık diğer askerlerimizin yanında bulundu. Ama problem değil. Gördüğünüz gibi 3 yıldız alacağız. Tabi süreden bir patlama etme yaşanmazsa kraliyetin özelliğini hemen basmak istemiyorum. Barbar kral tanklamayı yaparken üst taraftan da kraliyet ve kraliçe ilerleyişini sürdürüyor. Belediye binasını aldığımıza göre gayet rahatız ve kraliçe özelliğini basıyorum arkadaşlar. Çünkü aksi takdirde süreden patlama yaşayabiliriz. Şöyle kraliyetin de özelliğini basıp net bir şekilde 3 yıldıza ulaşmış oluyoruz. Yani süper okçulardan daha fazla verim bekliyordum ama orada cadının iskeletleri falan filan birazcık bizleri oyaladı. Tam istediğimiz verimi alamadık ama güzel bir yol açıyor. Yani süper okçular bu kombinasyonda bize çok kolaylık sağlıyor. Ordumuzun yönlenmesini sağlıyor. Devam edelim. Gelen düzenimiz de şimdi bu şekilde. Hemen bir bakalım süper okçularımızı nerede değerlendirebiliriz. Arkadaşlar bu tarz düzenlerde öfke kulelerini görüyorsanız öfke kulelerinden olan bir etabı temizlemeniz sizlere çok büyük kolaylık sağlayacaktır. Buna göre bir saldırı yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi ya öfke kulesinin orada indireceğim ya da bir monolit kartal topu alma taraftarı olacağım. Püskürtücü bakıyor. Şimdi bu alanda sol tarafı temizlemek daha mantıklı. Çünkü sol tarafta baya bir savunma var. Şöyle bir zeplin gönderimi sağlıyorum. Elime aldım görünmezliğimi. Püskürtücü bir tane ettirdi. Ama problem değil. İstediğim noktaya şöyle ulaştırdım. Hemen biraz daha ön tarafa klonlarımı atıp öfkemi atıp burada dev bombaların çıktığını görüyorum. Ama askerlerim ölmedi arkadaşlar. Çünkü biraz dikkatli klon attım fark ettiyseniz. Bu alandan temizliğimizle devam ediyoruz. Tabi iki tane dev bomba gelmiş olsaydı o zaman problem yaşayabilirdik. Hem arka tarafa düşenler oldu hem ön taraftakilerin de canı bayağı azaldı ama hayattalar. Şimdi normal şartlarda bir tane kartal topu almak istemiştim. Başarılı olamadık. Sıkıntı yok. Şimdi şuradan kraliçe yürüyüşümüzü başlatalım. Sol tarafa askerlerin kaymaması için de süper barbarlarımı gönderdim. Şöyle de destek veriyorum. Hemen şurayı dondurdum abicim. Kraliçenin özelliğini basmak zorunda kaldım. Şuradan ordumla ilerleyişimi sürdürüyorum. Rakip süper minyonları da temizledikten sonra kraliçemizin özellik gitti falan filan ama gayet temiz bir ilerleyişimiz oldu. Koridor gördüğünüz gibi bayağı açık müdürü unutmuşuz. Müdürü atalım. O da bizim askerlere destek versin. Sonuçta koruyucuda bir öfke taşımız var. Hayat taşımız yok. Müdürün de orada desteğine ihtiyacımız oluyor. Öfke kulesi devreye girdi ve öfke kulesi devreye girdiğinde bizim askerler çok büyük hasar almaya başladığı için hemen koruyucu özelliğini bastım. Kelleleri gönderdim ve kraliyet şampiyonumu bıraktım. Gördüğümüz etapta yavaş yavaş belediye binasına doğru sarkmaya çalışıyoruz. Şimdi şöyle savunmalara doğru süper barbarlarımı gönderdim arkadaşlar. Yan taraf nok kör noktaymış. Oraya da okçu attım. Barbar Kral'ın henüz özelliği basılmadı. Arka tarafta bir gördüğünüz gibi altın toplayıcı alanı var. Şimdi burada bir barbar kral özelliğimizi basalım. Zaten son saniyeye gelmiştik. Bir tane kellemiz var. Kerleyi de şöyle yandan atıp rakip barbar kralı temizleyelim istiyorum. Kraliçe arkaya döndü. Mükemmel. Son kalan süper barbarımız da şuradan topa gönderiyorum ve topun alımını da sağlıyorum. Süper barbar maksimum değil bu arada. Kraliyetimizin özelliği var. Hayvan gibi asker olanağımız var. Gerçekten süper okçularla güzel bir temizlik yaptığınızda Çat çut üçleniyor ve koruyucu özelliğinizi en ağır savunmaların bulunduğu noktada kullanmanızı tavsiye ederim. Eskiden tabii ki barbar kral vesaire belediye binasına kadar gelsin. Belediyenin orada özellik basalım diyorduk ama gördüğünüz gibi dev eldivenle birlikte mükemmel bir tanklama geliyor ve koruyucu özelliğini erken basmanızda ordunuzun hayatta kalmasını sağlıyor. Orada ölürse zaten belediye binasından sonra ölecek askeriniz kalmayacak. O yüzden dikkatli basmanız gerekiyor. Başarılı devam ediyoruz. Buyurun devam edelim. Son savaşımız için düzenimiz bu şekilde. Hızlıca bir kontrol edelim. Evet, bir belediye binasını almak güzel olur. Fazla boşlukların olduğunu görüyoruz ve buralarda muhtemelen dev bombalar var. Arkadaşlar arka tarafta püskürtücü kaynıyor. Biz hangi alanda indireceğiz? Gerçekten sıkıntılı bomba kulesi falan filan. Adam yani bildiğin süper okçuyla saldırma diye çabaladıkça çabalamış arkadaşım. Şimdi yani girebileceğimiz en mantıklı etap şurası gibi geldi bana. Buradan deneyeceğiz. Belediyeyi alamasak da en azından güzel bir temizlik yapmaya çalışacağız. Süper okçular bam diye ölmesin. Arkadaşlar en azından bir monolittir, xy'dir, çoklu okçu kulesidir. Bunları almak adına şurada indirdim. Dibinde inşallah dev bomba yoktur. Bu arada şansımıza yokmuş. Tabi burada goblin olmuş olsaydı çok daha rahat bir saldırı yapacaktık ama goblin almadığımız için tedirgin olarak korka korka saldırdık. Allah'tan şanslıydık ve belediye binasını alacağız. Son görünmezliği dikkatli attım ama bundan önceki bir attığım görünmezlik birazcık kaydığı için dış taraftaki süper okçulardan kaybımız oldu. Yine de muazzam bir verim aldık. Dostlar şimdi savaşımı şu etaptan başlatıyorum. Çünkü kartal topunun orayı temizlemek istiyorum. Kartal topu inmezse bizi uğraştıracak. Kraliçeyi o tarafa gidecek şekilde yönlendirdim. Şöyle de şifacıları attım. Koruyucumu bıraktım. Şimdi dış tarafı süper barbarlarla temizleyip Hemen savaşımı başlatıp kellelerimi de gönderdim. Barbar kralımızı yollayıp bir süper duvar kırıcı atıyoruz. Yani şu iki tane orman biniciye anna bacı giresim var. Girmiyorum abicim. Tamam. Girmiyorum. Şöyle devam edelim. Hemen bir kelle avcısı, bir de kraliyet şampiyonu, daha sonrasında da bir koruyucu özelliği. Çünkü oradan başka türlü çıkamayacağız abicim. Hemen bir barbar kral özelliği basıyorum. Onun da desteğine ihtiyacımız var. Bir adet de dondurmayı şurada atalım ki ordu rahat bir nefes alsın. Muazzam ilerleyişimiz devam ediyor. Sağ tarafa tabii ki süreden patlamamak için okçumuzu ve daha sonrasında da süper barbarımızı bıraktık. Şimdi burada kalkıp sövebileceğimiz bir kahraman var. Kraliçedir. Kraliçe neden o tarafa gitmeyi tercih ettin? Allah'tan ordumuzun içinde kraliyet şampiyonu var da bizlere kolaylık sağlıyor. Son süper barbarı da dış taraftaki topa attıktan sonra köyün üçlenişini böyle arkama yaslanarak izliyorum arkadaşlar rahat bir 3 yıldız aldık ama düzen ilk karşımıza çıktığında dedim ki aha patladık. Çünkü boşluk fazla olan noktalar vardı. En mantıklı noktayı Allah'tan belirledik arkadaşlar ve oradan dev bombaların 2 tanesi ya da bir dev bomba yanına 4 tane küçük bomba yakalamadan çıktık. Her zaman bu kadar şanslı olamayabiliriz. Eğer ki orada Süper Okçularımız patlasaydı direkt iki yıldız için savaşa girecektik ama fazladan kalan orduya bakar mısınız? Muazzam bir saldırı. Şimdi kendimizi tebrik ettikten sonra şunu da paylaşmak isterim. Terapi ile bildiğiniz üzere önemli bir klan savaşı yapmıştık arkadaşlar. Savaş günlüğümüze gelelim. Terapi ile olan klan savaşını da kaybettik. Bunu da paylaşmak isterim. Daha demin unuttum. Şimdi paylaşıyorum. 149'a 147 sonuçlandı. Kendilerini tebrik ederiz. Zaten klan Onlarına gittik. Onları tebrik ettik. Onlar geldi bizi tebrik etti. Dostluk içinde güzel bir savaş oldu. Biz tüm savaşlarımızı yaptık. Terapiden bir kişi savaşını yapmadı. Bu doğrultuda skor bu şekilde. Şimdi devam edecek olursak arkadaşlar bonus yolundan açmış olduğum bir etap vardı. Şimdi bir tane daha açtım. Elimizde kalan ne kadar varmış? 390 var 390 için bizim buradan bir tane ışıltılı cevher alma hakkımız bulunuyormuş Bunu aldım ama ekipman bölümüne geldiğimde fark ettiyseniz 543 de kaldık Yani benim bir 60 daha alabilmem lazım Ama maalesef arkadaşlar savaşım kalmadı O yüzden gönül isterdik yükseltmelere devam edelim Bir 3-4 seviye daha verecektim ama olmayınca olmuyor. Kusura bakmayınız diyorum ama inşallah videomuz hoşunuza gitmiştir. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.